Herkese merhaba, kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün ikinci videomu çekeceğim, heyecanım biraz daha azaldı. Bugün sizlerle birlikte havuçlu ve limonlu kek yapacağım. Bu tarifi ilk defa duymuş olabilirsiniz ama ben bu tarifi çok sıklıkla yapıyorum ve gerçekten çok güzel oluyor. Özellikle yaz aylarında çok fresh bir kek oluyor. Hadi şimdi malzemelerimizi saymaya başlayalım. Evet arkadaşlar, malzemelerimizi saymaya başlıyorum. 4 adet yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 tane havuç, 1 tane limon, 2 tane hamur kabartma tozu, 2 tane de şekerli vanilin. Ben biraz fazla kullanıyorum malzemelerimi çünkü borcamım büyük. Eğer siz normal kek kalıplarında yapacaksanız 1 tane şekerli vanilin, 1 tane hamur kabartma tozu ve bardaklarınızın da boyutunu biraz küçültürseniz daha iyi olabilir. Hadi şimdi kekimizi yapmaya başlayalım. Evet, öncelikle 4 adet yumurtamızı kabımızın içine boşaltıyoruz. Sonrasında ise 1 su bardağı şekerimizi boşaltıyoruz. Ve güzelce köpük köpük olana kadar karıştırıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi yumurta ve şekerler köpük köpük oldu. Bu görüntüyü bulana kadar karıştırmaya asla bitirmiyoruz. Ve bu şekilde olduktan sonra diğer malzemelerimizi koymaya başlıyoruz. Diğer malzemelerimize geçecek olursak ise 1 su bardağı yoğurdumuz, 1 su bardağı sıvı yağımız ve şimdi tekrardan karıştırmaya başlıyoruz. Evet arkadaşlar, karıştırma işlemimiz bitti. Biraz mutfak dağılsa da bence bu kek buna değiyor. Şimdi şekerli vanilimizi koyacağız. Sonrasında ise tekrardan buradayız. Şimdi ise şekerli vanilimizi koymaya başlıyoruz. Bu birinci paketimiz. Bu da ikinci paketimiz. Gerçekten şekerli vaniline bayılıyorum. Bütün tatlılara, keklere, pastalara gerçekten çok yakışıyor. Evet arkadaşlar, şimdi şekerli vanilimizi koyduktan sonra tekrardan karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar, şekerli vanilinizi de koyduktan sonra şimdi sıra geldi unumuzu koymaya. Şu an bu kasenin içinde 2 su bardağı un var. Ben göz karar yapıyorum genelde keklerimi ama tarif isteyenler için ne kadar un gittiğini tarif kısmımızda belirteceğim. Evet arkadaşlar, unumuzu koyduk. Şimdi ise sıra hamur kabartma tozlarımızı koymaya geldi. Bu birinci paketimiz. Bu ise ikinci paketimiz. Evet, koyduktan sonra hep beraber çırpmaya tekrardan başlıyoruz. Evet arkadaşlar, 2 su bardağı unumuzu koyduk ama hala hamurumuza baktığımız zaman hala tam olarak kek hamuruna ulaşamadık.
O yüzden burada 2 su bardağı daha un var. Bunu da kontrollü bir şekilde kekime koyacağım. Bakalım ne kadar un alacak. Son halinde zaten sizlerle paylaşacağım. Evet, şimdi kontrollü bir şekilde unumuzu koyuyoruz. Şu an 1 su bardaklık un koyduk. Şimdi karıştırmaya başlayalım. Biraz daha un istiyor. Biraz daha un koyup geliyorum. Evet arkadaşlar, ben biraz daha un ilave ettim. En son kasemizde kalan unumuz bu kadar. Şimdi tekrardan çırpacağım. Bakalım şimdi yeterli oldu mu? Evet arkadaşlar, hamurumuz gayet güzel. Şimdi ise havuçlarımızı ve limonlarımızı koyalım. Evet, şimdi hamurumuza limonlarımızı ve havuçlarımızı koyduk. Tekrardan karıştıralım. Arkadaşlar gerçekten evi muhteşem bir koku sardı. Ama piştikten sonra daha da güzel kokacak. Mutlaka bu tarifi deneyin. Benimle de paylaşın lütfen. Evet, karıştırmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi de borcamımızı yağlamaya başlıyoruz. Bu şekilde. Yağımızı gezdiriyoruz. Borcamda yaptığımız için un koymuyoruz. Zaten güzel bir şekilde çıkıyor. Şimdi de fırça yardımıyla yağı her yere gezdiriyoruz. Şekilde. Gerçekten ben borcamda yapılan kekleri diğer keklere tercih ediyorum. Çünkü çok güzel oluyor bence. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda benimle de paylaşabilirsiniz. Borcamda yapılan kek candır diyorum. Evet, şimdi kekimizi borcamımıza güzel bir şekilde döküyoruz. Gerçekten mis gibi kokuyor arkadaşlar. Lütfen bu tarifi deneyin. Lütfen, çok güzellik oluyor gerçekten. Denerseniz benimle fotoğrafları paylaşmayı unutmayın. Yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, ben kekimi borcamıma döktüm. Şimdi ise önceden ısıtılmış 180 derecelik fırınımıza kekimizi veriyoruz. Piştikten sonra buradayız. Şimdiden çaylarınızı demlemeyi unutmayın. Evet, kekimizi önceden ısıttığımız 180 derecelik fırınımıza koyuyoruz. İlk 20 dakika açmadan pişiriyoruz. Sonrasında ise sizden fırının başında beklemenizi istiyorum. Çünkü bu kekimiz gerçekten çok çabuk oluyor. Hadi bakalım. Şimdi çaylarımızı demlemeye başlayalım. Evet arkadaşlar, kekimizin son hali bu şekilde oldu. Eğer tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu da beğenip yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum.